Şu anda ise tarihin en acıklı Luna Park'ına geldik. Patlamanın olduğu 4. reaktöre geldik şu anda. Patlama olduktan sonra buralar boşaltılmış da. Saat 01:23'te tarihin en büyük nükleer felaketi. Şu kadarlarının siyasetten dolayı da buna Rus başkanı adı verilmiş. Günaydın arkadaşlar. Bir tane Uber çağırdım. Tren istasyonuna gideceğiz. Bakalım. Tren istasyonuna gittikten sonra da bir de Çernobil'e gidecek olan aracın yerini bulmam lazım. Uber gelsin de ilk önce. Ya böyle bir yerlerden çıkarken paso bir şey unutacakmışım gibi geliyor ya. 50 kere kontrol ediyorum. Koyduğum yere bir daha bakıyorum. Hep acaba bir şey mi unuttum? Bir şey mi unuttum? Bir şey eksik kaldıysa diye aklıma gelip duruyor ya. Bunu nasıl atlatacağım, nasıl bunun önüne geçeceğim bilmiyorum. Arabanın üstünde isim yazıyor. İsimleriniz yazıyor. İlk önce pasaportu kontrol ediyorlar. Parayı alıyorlar, ondan sonra araca biniyorsun. So, maybe here is done. 344. Bu şekilde bir sertifika veriliyor. Sarı olanlar bir günlük tur, turuncu olanlar ise daha uzun süreli yapılacak olan turlar. Daha detaylı. Benim katıldığım sadece bir günlük tur. Otobüsümüzde böyle. Coming, it's very good because like 3-4 months ago it was one tour two tour per month and so few tourists. Thank you God, already we started the season. But okay, well, first of all, let me thank you for having chosen this exclusive and unusual trip to Chernobyl, to exclusion zone. This is really something worth doing in Ukraine. This is the unique territory in the world. You will understand it today. It's not dangerous to come. I will talk about it later. I will talk about safety. But it's extremely interesting. Today you will see two unique objects, and one of them is new safe confinement, another is radar. And I assure you, you've never seen something similar in your life. This is really something exclusive. Kısa bir başlangıç konuşması sonrasında ilk güvenlik noktasına kadar nükleer santralde yaşanan kaza öncesi ve kazadan hemen sonra olanların yer aldığı filmler izliyoruz. Ve 26 Nisan 1986 tarihinde gerçekleşen olaylar zinciri sizi ister istemez felaketin içine doğru çekiyor. Rehberimiz giriş için işlemlerimizi yapmak üzere askeri kontrol noktasına gitti. Pasaportlarımızı ve bütün bilgilerimizi oraya verecek. Daha sonra bu verdiğimiz bilgilere göre bize elektronik bir kart verecekler. Ayrıca bir de kayıt formu verecekler.
Şimdi arkadaşlar ilk kontrol noktasına geldik. Hediyelik eşya için böyle bir yer var. Bir tane kağıt imzalatıyorlar, formalite. İşte bütün her şeyi kabul ettiğine dair sorumlulukların kendinden alıyorsun işte. Olup olabilecek her şeyi kabul ediyorsun. Şurada görevli tarafından kontrol ediliyor. Verdik yedik, karikot okutuluyor. Pasaportuna bakıyor, sana bakıyor. Sonra girişe izin veriyor, aynı ülkeler arası seyahat gibi. Çernobil bölgesinde 2 adet zon var. Bunlara alan da diyebilirsiniz. Bu alanlar tehlike seviyesine göre belirlenmiş. İlk güvenlik noktasını geçtiğinizde 30 kilometrelik olan alana girmiş oluyorsunuz. İkinci güvenlik noktasını geçtiğinizde ise 10 kilometrelik daha tehlikeli olan alana girmiş oluyorsunuz. Yolculuk devam ederken ben biraz size Çernobil'in öncesi ve sonrası durumlarından bahsedeyim. Çernobil, Ukrayna'nın başkenti Kiev'den yaklaşık 100 km uzakta yer alan ve 1917 Ekim devrimi ile birlikte yapılacak planlamalar ile Sovyet Rusya için artık çok daha önemli olacağı bir konumda yer alacaktı. Bunun sebebi ise Sovyet Rusya'nın kurmayı planladığı Sovyet tipi nükleer santrallerden birisinin de Kiev yakınlarındaki Çernobil kasabasının seçilmesiydi. Sovyet tipi nükleer santral dememin asıl sebebi bunun temel mantığında insan faktörünün otomasyona nazaran daha ön planda olmasıydı. Rusya o zamanlar için insan makine etkileşiminde insanı daha fazla ön plana çıkarmış ve bu nedenle insana bağlı hataların daha fazla olması sonucunu doğurmuştur. Sovyetler Birliği nükleer güce fazlasıyla önem veriyordu ve bu nedenle son reaktör, yani 4. reaktörü daha hızlı ve gerekli önlemler alınmadan devreye almıştı. Santralin 30 kilometrelik yani zon 2 bölgesinde santralin devreye alınması ile birlikte 100 bin kişi yaşamaya başlamıştı. Çernobil kazasına ana sebep bir deney ve test yapmak amacıyla yapılan işlemlerdir. Deneydeki asıl amaç ana güç kaynağı kaybedildiğinde, ki buradaki ana düşünce ABD'nin bir saldırı veya sabotaj durumunda türbinlerin ne kadar süre güç sağlayacağının belirlenmesidir. 25 Nisan günü test başlatılmış. Fakat test esnasında kararsız durumlar tespit edilmiş. Test durdurulmak istenmiş fakat ani güç artışı sonucu aşırı buhar üretim ile beraber artan basınç sonucu 26 Nisan 1986'da saat 01:23'te tarihin en büyük nükleer felaketlerinden biri olarak hatırlanacak o an yaşandı. Belli bir süre sonra ikinci patlama ile beraber reaktör kapağının da fırlamasıyla 50 tonluk nükleer yakıt çevreye saçıldı. Bu Hiroşima'nın 100 katına yakındı. Çevreye yayılan çoğu madde enkaz üzerinde toplandı. Fakat daha hafif olan maddeler rüzgarla çevre ülkelere taşındı. Avrupa, Türkiye, İskandinav ülkeleri bunların başında yer almaktaydı. Aslında Sovyet Rusya'da nükleer kaza ilk değildi. Kiştim kazası da 1950'de yaşanmış ve bunu saklamaya çalışmışlardır. Asıl amaçları Çernobil kazasını da açıklamamak ve saklamaktı. Fakat İskandinav ülkelerinde hava kirliliği bir gün öncesine göre çok daha fazla arttığını fark etmiş ve bundan Sovyet Rusya'yı sorumlu tutmuşlardır. Daha fazla saklayamayacağını ve olayın ciddiyetini anlayan Sovyet Rusya bu büyük faciayı tüm dünyaya açıklamak zorunda kalmıştır. Ve bunun açıklanması ile birlikte artık kulaklarda bu ses, hafızalarda ise bu görüntüler vardı. Внимание! На Чернобыльской атомной электростанции в городе Припяти неблагоприятная радиационная обстановка и временную эвакуацию жителей города и пункты Киевской области.
radyasyon dozunu ölçen dozmetre veriyorlar. Geiger ismi. Şöyle. Veri kanseri numarasını yazıyor. Düşürüp daha sonra kırmayasınız diyor. Çok pahalı. 6000 grivna diyor da. O da 2'ye 2,5'a falan bölsek 2000-2500 lira civarında olacaktır. Yaklaşık. Mesela arkadaşlar cihazda şu anda mesela basıyoruz. Şu anlık bulunduğun bölge ya da bulunduğun konumun değerini gösteriyor. Bu da gün boyunca yani buraya geldiğimizden çıkışımıza kadar gün boyunca toplam maruz olduğumuz değeri gösteriyor. But it was very big, 3,000 people it's like here, not typically Soviet village. They received a great development in 70s when Soviet government undertook a program of development of Polesia. They decided to develop this region somehow, so to develop industry, to develop production of milk, meat, etc. Zanisya köyünün içine doğru yürüyoruz. Az önce rehber ablamızın anlattığı üzere 3600 kişi yaşıyormuş burada. Nasıl diyeyim? Geleneksel bir Sovyet kasabası değil. Çünkü çok daha fazla, daha çok da eskiden kurulmuş bir kasaba. Fakat Sovyet Rusya sonrasında gelişimini tamamlamış ya da doğrusu geliştirilmiş ekmek fabrikası, süt fabrikası falan açılmış. Öyle bir yer burası da işte. Burası da kasabada bulunan bir okul, ilkokul gibi bir şey olması lazım. Yerlerde çantalar, defterler, kitaplar okulun içinde olduğu gibi duruyor. Adeta zaman durmuş, öyle diyelim yani. Adeta burada zaman durmuş gibi. Bu bina, bu yapı ise kasabanın etkinlik merkezi. Tiyatro, toplantı, eğlence ve benzeri böyle hani o tip şeylerin yapıldığı o zamanki kasabada bir yer. Daha sonrasında Sovyet Rusya'nın egemenliğine girmesiyle buraların aynı zamanda bunlara yani bu deminki söylediğim eğlence merkezlerinin ek olarak Komünist Parti propaganda amaçlı, toplantı amaçlı kullanmış buraları. Aslında Çernobil şehri 1200'lü yıllarda kurulmuş. Yani Sovyet Rusya'dan çok çok yıllar önce. Pripyat ise 1970'li yıllarda kurulmuş. Aslında rehberin sorduğu soruyu size sormak istiyorum. Soru şu ki, neden Çernobil varken Sovyet Rusya Pripyat'ı inşaat etti? Siz burada durdurup cevaplarınızı yoruma yazabilirsiniz, sevinirim. Ben size cevap verecek olursam, Sovyet Rusya o dönemlerde ABD ile her konuda gövde gösterisi içindeydi. Ve tam da bu sebeple örnek bir Sovyet şehri nasıl olur? Bunu göstermek amacıyla Pripyat şehrini oluşturmuşlar. Bu noktada doz neredeyse sıfır. Böyle bazı noktalar var. Rehber hot spot diyor ama tam anlamadım ne olduğunu. Ama radyasyon oraya doğru yaklaştığında sanki böyle oraya toprağa yapışmış da bir anda böyle artıyormuş gibi düşünün. Seviye artıyor. Çok yüksek gözüküyor seviye. Öyle değil daha doğrusu. Burası bir anaokulu. Thank you.
Burası anaokulunun bahçesine giden yol. Bu da okulun girişindeki heykel. Vallahi çok anlam veremedim ama Sovyet askeri var, elinde top var. Sanki böyle okulun güvenliğini sağlamak için varız gibi bir hava vermişler. İşte insanlar bu karasora binmişler ve bu zon 1'den taşınmışlar, Pripyat'tan taşınmışlar. Şu an Pripyat'ın girişindeyiz. Yani birinci güvenlik noktasını geçmiştik, şu an ikinci güvenlik noktasındayız. 10 kilometrelik alanın içerisine gireceğiz şu anda, buraya geçtikten sonra. Burası da Pripyat'ın en meşhur kafe veya restorantı. Böyle camlarda vitray sanatını kullanmışlar. Böyle aşırı yüksek bir tavan var, ferah. Böyle bir yer. Cam süslemeli ama bazıları kırılmış, bazıları dökülmüş. Pripyat'tan bir kafe. Burası da kafenin açık alanda kalan oturma yerleri. Yani burada oturduğun zaman sırtında kafe var. Önünde yüzünle de baktığın yere, ön tarafında Pripyat Nehri var. Pripyat Nehri'ne bakıyor. Burada altlarda nehir var. Yangın ve benzeri şeyler için suyu hep bu karşı taraftan almışlar. Helikopterler. Pripyat Nehri. Yukarıda şurada şurada kafe kalıyor. Demin fotoğrafı çektiğim kafe. Gemilerin geçtiği, turların yapıldığı, yüzüldüğü, bu kenarda dondurma yedikleri yerler hep buralar. One glass for everyone. No coronavirus, no bacteria, no viruses. You just wash glass here and you drink. And you're happy. Tek bardak vardı diyor. O zaman koronavirüs yoktu işte diyor. Last Soviet artifact. I know that in all towns of Ukraine they don't exist anymore. Bu otomatlarda da Sovyet gazozu içiyorlarmış. Valla Sovyet gazozu ne diyecek olursanız ABD kolasına karşı çıkarılmış bir Sovyet gazlı içeceği. Adına Sovyet gazozu demişler. Ya düşünün, bu konuda bile bir iddialaşmışlar yani. Kore'ye karşı çıkmışlar, gitmişler.
Sovyet gazozunu çıkarmışlar. Ya vallahi denk gelirseniz için bence tavsiye ederim, lezzetli. Bu binada hastane. Burayla ilgili çok değişik videolar var. Böyle alt katında çok yüksek radyasyonun olduğu, insanların buraya gelirken veya işte bu temizlik esnasında kullanılan giysilerin, kıyafetlerin gömüldüğü söylenen bir alt bölüm var. Binanın alt zemin kısmında kalıyor. Kod -1 katında. Hatta oraya gizlice girme yerleri falan var. Böyle videolar falan var. Şey yapabilirsem internetten bulacağım. Linkini açıklamaya koyarım ben. Those days after catastrophe. So what happened the night? Starting from 6 in the morning, firefighters, they already managed to put down the fire. Reaktörün, türbinin, yani o patlamanın yakınlarında olanlar veya sonrasında hızlıca müdahale eden itfaiyecilerden birçoğu buraya getirilmiş. Burada mesela bulunan doktorlar tedavi için ilk gördüklerinde koydukları teşhis bunların bir yangın olduğu. Tabii normal bir ateşte yanan bir şey değil ki bu, yani bildiğin radyasyon yanığı. Daha sonra işin ciddiyetinin farkına varıyorlar. Hatta buradaki buraya gelenlerin birçoğunu hızlıca Moskova'ya gönderiyorlar. Bir kısmını da Londra'ya gönderiyor. Londra'da nükleer veya radyasyonla ilgili tedavi merkezi varmış. Bu protokolle İngiltere'ye, Londra'ya göndermişler. O zamanlar işte insanların yaşadığı binalardan bir tanesi. Çocukların oyun alanı, park alanı. Bina hemen şurada. Önündeki bahçesi, çocuk oyun park alanı. Şöyle. Ağacın ne kadar büyüdüğünü görüyorsunuz. Ayrıca şöyle bir şey varmış. Radyasyondan dolayı ağaçların radyasyon etkisiyle daha da fazla, daha da hızlı büyüdüğünü tespit etmişler. Bazı yerlerde bir tane orman var, Kızıl Orman diye geçiyor herhalde. Ormanda mesela ağaçların, mesela bu ekosistemdeki ayrışma durumu orada geçerli değilmiş. Orada olmuyormuş radyasyondan dolayı. Ağaç mesela ölü ama toprağa karışmıyor, parçalanmıyor. Bunlar hep radyasyonun etkisi. Böyle ormanlar içerisinde kaldığına bakmayın. Aslında düşündüğünüz zaman burası zamanında 100 bin kişinin yaşadığı bir şehir. Şu anda ise tarihin en acıklı Luna Park'ına geldik. Mesela şu an radyasyon seviyesi neredeyse sıfır. Mayıs İşçi Bayramı'nda açılacakmış burası. 26 Nisan'da başlayan facia ve kazadan sonra hiç açılışı yapılmamış. Belki de tarihte hiç açılışı yapılmayan Luna Park olarak kalacaktır. Burada gişesi var. Şu anda da Avangard Stadyumuna doğru yürüyoruz. Bildiğiniz futbol sahası. O zaman işte bir Pripyat'ta bir futbol takımı varmış. İsmini rehber söyledi ama unuttum. Aşağı tarafa yazarım futbol takımının adını. Maçlarını burada oynuyorlarmış. Bu karşıda grubun durduğu yer ve benim olduğum yer tam futbol sahasının zeminin sahanın ortası, öyle diyeyim ya, sahanın tam ortası. Şimdi mesela beraber tribüne doğru çıkalım ve oradan aşağı doğru bakalım. Burası bildiğin bizim eski statlar, Adana Demir olsun, Gençler Birliği olsun, bu eski stadyumların neredeyse hemen hemen benzeri. Yani küçük bir stat değil.
Yani düşünün, her şeyi düşünmüşler. Futbol takımı kurmuşlar, saha yapmışlar, yüzme havuzu, kafesi. Yani her şey var. Bir şehirde olması gereken her şey. Futbol sahasının hemen yan tarafında bakın oturma bekleme yerleri var. Tamamen kaybolmuşlar ama taşı biraz daha bari gözüküyor. Şurada. Şu anda da 69. 0.69. Öğlene birazcık geçti. Şu an Pripyat'tan ayrılıyoruz ve Santral'in yemekhanesinin yemek yemeye doğru yola çıkıyoruz. Bu da arkadaşlar da Sovyetler döneminden kalma vücudumuzdaki radyasyonu ölçüyor. Ona göre giriş kapısını açıyor. Sırtınızı şuraya yaslıyorsunuz. İki elinizi şuraya koyuyorsunuz. Şurada kontrol ediliyor diyor. Sonra okey verirse şuraya geçiyor. Bu şekilde. Vücuduna göre bunu ileri geri alıyorsun böyle. Yemekhane bizim gibi tur amaçlı gelenlerin dışında burada düzenli olarak çalışan asker polis gibi güvenlik elemanlarının aynı zamanda buranın çevre düzenlemesinden, temizliğinden, bağ bahçe işe uğraşan yardımcı elemanları yemekhaneleri için halen çalışmaya devam ediyor. Yemekhane aynı bildiğiniz nükleer santral ilk kurulduğu günden beri çalışan yemekhane. For you chicken. Chicken. No, I say that. Chicken. I want to chicken. Вот ему цыплёнка, тоже свинину не ест. Курицы меня. Тогда что-то другое давайте. Ничего я не могу пробовать на весь. Я же написала, он свинину не ест. Ему нельзя свинину. У нас говядина, у нас нет. This is beef. Beef. Okay. Нормально, говядина хорошо, да. Yemekte seçim size kalmış. Sabah kurmaşarken size soruyorlar. Siz isterseniz domuz eti yemek istemiyorsanız da onu belirtebilirsiniz. Tavuk eti ya da vejetaryen diye belirtebilirsiniz. Ben sabahleyin mesela tavuk eti söylemiştim. Ama yokmuş gerçi. Dana eti de yerim yani, sorun değil. Yani halk etmeyin dedim ya. Yeriz yani, problem değildir. Şurada tatlı var, sonra unutmuşum. Arkadaşlar, çıkan yemek, bir tane çorba, güzel patatesli, soğanlı, havuçlu, et, pilav, bir tane tatlı, salata ve meyve suyu. Orası da yemekhane. Yerinizi arkadaşlar getirip buraya bırakıyorsunuz. Bu da zamanında çekilmiş fotoğraflar. Santral içerisinde. Şu anda öyle. Nükleer power plant. Buraya bıraktığınız zaman buradan gidiyor bu.
Patlamanın olduğu 4. reaktöre geldik şu anda. Patlama olduktan sonra buralar boşaltılmış. Tüm Pripyat ve Çernobil boşaltılmış. Güvenli alan ilan edilmiş ama tabii patlamanın olduğu yerde büyük bir nükleer atık var sonuçta. Ve çevreye yayılmaya devam ediyor. Bu çevreye yayılmasının önüne geçmek amacıyla hızlıca ve mantıklı bir şekilde etrafını zırhla kapatmışlar. Zırh kapatma işlemi yaparken orada tehlikeli bir durum var. Çok fazla güçlü bir kapatma işlemi olmamış. Ya da sağlıklı diyelim daha doğrusu. O yüzden bu kapatılan zırhı 30 yıl boyunca ancak koruyabilmiş. 30 yıl üzerine 30 yıl geçmesinden sonra sızıntılar tehlikeli bir boyuta uğraşınca Avrupa Birliği ortak bir proje yürüterek daha güçlü bir zırhı kapatmışlar 4. reaktörü. Bu kapatılan zırh Light'ın 300 metre ilerisinde inşa edilmiş ve tekrar raylı bir sistem aracılığıyla Light'ın üstüne oturtulmuş. Zırhın genişliği 275 metre, uzunluğu ise 108 metre. Maliyeti neredeyse 2 milyar dolar civarında. Şöyle düşünün, bu zırhın içerisine Boğaziçi Köprüsü sığabilir veya mesela Amerika'da gözgülü kanadı gibi de yapılar sığabiliyor. Patlamadan hemen sonra işte Light'le kapatma, atıklarının tünümlenmesi, tehlikenin biraz daha azaltılması gibi işlemler yapılırken 1, 2 ve 3. üniteler üretime devam etmiş. Hatta 3. ünite, yani 3. reaktör daha doğrusu 2000 yılında tamamen kapatılmış, durdurulmuş. Aslında 4. reaktörde patlama olmasaymış 5 ve 6. reaktörde devreye alınacakmış. Hatta 5. reaktörün yapımı seviyesi %70'lere ulaşmış. Az önce de söylemiştim, radyasyon etkisiyle bazı yerlerde böyle ormanlar daha da gürleşmiş, böyle çok değişik şekilde ağaçlar büyümüş, yeşillenmiş. Fakat bazı bölgelerde de radyasyon sonucu yanıklar olmuş. Ama mesela ağaç ölmüş ama toprağa, hani bu üçgenin en alt basamağındaki çürüme ayrışma bölümü var ya, onlar gerçekleşmemiş. Yani ağaçlar toprağa karışmamış, ayrışmamış. Bunların hepsi radyasyonun etkisi. Misal, şu an geçtiğimiz orman o şekilde ayrışma olmamış. Görülüyor, anlaşılıyor zaten ilk baktığınızda. Şu anda da Sovyetlerin eski bir askeri üstüne geldik. Askeri bölgesine geldik. Duga radarlarını görmeye. Aslında bu Duga radarı Sovyetlerin en pahalı savunma sistemlerinden. Hani maliyetini şöyle anlattı rehber. Çernobil santralinin maliyetini düşünün dedi. Onun neredeyse iki katına mal olmuş. Yani bugünün kuruyla, o zamanlar tabi ruble neredeyse dolara eşitmiş. Hani şu an fark var ama bugünün kuruyla dedi 20-25-30 milyar dolar civarında bütçe ayırmak gerekiyor bu Duga radarı için dedi. Aslında yani bu Pripyat'ın, Çernobil'in hepsinin nasıl temeli Duga'ya dayanıyor. Duga radarına. Batıdan gelebilecek politik hücreleri engelleyebilmek amacıyla böyle bir radar projesi geliştiriyorlar. Daha sonra bunu batıya yakın bir noktaya yerleştiriyorlar. Yalnız bunun çok fazla bir enerji tüketimi mevcut. Onun için yakında Çernobil santralini inşa ediyorlar. Çernobil santrali için Pripyat inşa ediyorlar. Yani aslında bunların hepsinin temeli Duga radarına dayanıyor. Duga radarının harcadığı enerji ise neredeyse bir reaktörün ürettiği enerji neredeyse bu Duga radarında harcanıyor. Bu yerdeki toprağa da baktığınız zaman zaten bu toprağın buraya ait olmadığı resmen bağırıyor. Buradaki amaç da şu, patlamadan sonra yaklaşık 5 yıl boyunca burada halen askeri faaliyetler devam etmiş, çalışmalar devam etmiş. Ama tabii bu çalışmalar devam ederken insanların yüksek tehlikelere maruz kalmasını önlemek için de buradaki yüksek radyasyonlu toprak yerine dışarıdan başka bir yerden temiz bir toprak getirip buraya dökülmüş. Duga radarının sinyal sesinden dolayı da buna Rus Başbakanı adı verilmiş. Hatta bununla ilgili bir ufak bir film var. Onu da izlemek isterseniz, ilginizi çekerse izleyebilirsiniz. 2500 km uzaklıktaki Kazakistan'da bulunan Baykonur üstünden deneme yapmışlar ve oradaki atılan füzelerin tespitini yapmış Duga radarı. Yani sonuç olarak batıdan gelebilecek neredeyse binlerce kilometre uzaklıktaki balistik füzelerin erkenden farkına varabilmek ve bunlara karşı savunmak, savunma sistemlerini harekete geçirmek. Amaç bu.
Ama tabii bununla ilgili rehberin dediğine göre birçok farklı şey var. Ne diyeyim size, komplo teorisi var. Mesela bir zihin kontrolünden bahsediyorlar. Daha sonra harp silahı olarak kullanılabileceğinden bahsediyorlar. İşte kasırga, deprem, yaratma ve benzeri. Bunu Rusların bu amaçla kullandığı. Hatta CIA'nin bunun farkına vardı. Daha sonra bunun önüne geçmek amacıyla da Çernobil'de sabotaj yaptığını söyleyenler bile varmış. Tabi bunların hepsi bir komplo teori. Böyle bir otobüs durağı varmış. Fake. Hiç kullanılmamış. Yani hiç kullanılmamış. Sadece insanlara burada bir işte çocukların gelip gittiği bir yaz kampı var. İşte burada bir yaşam var. İmajı verilmek istenmiş. Yani gizlenmiş. Onun için ben zaten Sovyetlerin gizli askeri bölgesi dedim. Burada eskiden giriş izni sadece özel birliklere, personellere, belli bir kart sahibi insanlara veriliyormuş. Askeri personele veriliyormuş. Şu an ise dışarıda gördüğünüz yer Çernobil. Çernobil'den geçiyoruz. Burası bir Sovyet şehri değil. Hala belli sayıda insan burada hayatını devam ettiriyor, yaşıyor. Hayvanlarıyla beraber kendi yaşamını sürdürüyor. Genelde ise yaşlı insanlar. Yaşı ileri diyebileceğimiz insanlar burada yaşıyor. Videonun sonuna o günlerden kalma ve buraya özel rengiyle bu güzel polis arabasını koymak istedim, Lada. Yani sanki hiç o günleri yaşamamış, o günlerde burada bulunulmamış gibi bir tertemiz bir şekilde muhafaza etmişler. Bu arada eğer aklınızda gidip buraları görmek varsa fakat radyasyon seviyesinden dolayı korkuyorsanız size bir video izletmek istiyorum. Teyzemiz eşyalarına bakıldığında, yani bir ölçüm yapıldığında kabul edilebilir değerin 12 kat fazlası gözüküyor. Fakat gezi esnasında tur içeriğinin de güvenli yerlere yapılmasıyla beraber bu değerlerin hiçbir yerde görülmüyor. Ve hatta normal bir şehirde ya da uçakta herhangi bir yerde görebileceğiniz veya maruz kalabileceğiniz değerlerin içerisinde gezi planlanmış. Yani bana soracak olursanız eğer içinizde buraları görmek varsa korkmadan gelebilirsiniz. Bu 12 kat üzeri normal.